Herkese selamlar dostlar. 16 Eylül 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Cuma günü için 6 adet mücadelem var. Bunlardan 4 tanesi futbol, 2 tanesi de basketbol mücadelesi. İdeallerden gittim genellikle zaten. Cuma günü de sürpriz bir gün olabiliyor. O yüzden mislilerde de çok fazla yükselmeye gerek yok. Öncelikle bir skor yarışmamız var Cuma günü için. Cuma günü skor yarışması Galatasaray ile Konya Spor'un güzel bir karşılaşması var. Ben de korktum açıkçası bu maçtan. Hem idealim hem de yüksek oran yapacağım da biraz zor bir maç. 0-0 da bitebilir. 4-4 de bitebilir öyle bir mücadele. Sizce maç skoru ne olur sizlere sorduk. Zor bir maç o sebeple sordum. Bilen bir arkadaşımızı kata telegram gruplarımıza dahil edelim. Maç skorunu sizlere sorduk. Daha önceden Bayern Münih ve Napoli maçlarının maç skorunu yapmıştık. Bayern Münih maçının skorunu bilen arkadaş Mustafa. Kanal adı sadece Mustafa böyle küçük harflerle birlikte. Instagram'dan yazarsa aynı şekilde alalım. Napoli maçını bilen arkadaşımız da 2 kişi var sanırım. Bir tanesi Taha Era isimli arkadaşımız o kazandı. O da aynı şekilde Instagram'da, Instagram'dan, Instagram'dan aslında katı Telegram gruplarına ekleyelim. Şampiyonlar Ligi için şöyle kısa bir özet geçelim. Birinci gün bence normal geçti. Fakat ikinci gün benim seçtiğim bazı maçlar en azından gollü olmadı. Ya yani KG var genellikle ben gollere yönelen bir iddiacıyım diyeyim. Kendi oynadığım bahislerde de öyleyim her zaman. Önerilerde de öyleyim. Çoğu maç KG olmadı. Bazı maçlar zaten ilk yarılar 0-0 bitti. İkinci yarılar açıldı. Benim için çok iyi geçmedi Şampiyonlar Ligi. Önerilerim de aynı şekilde o yönde kusura bakmayınız diyerekten de başlayalım isterseniz. Cuma günü için videomuna like beklerim. Şöyle artı 300 seviyesine like atarsanız sevinirim. Hemen 2 saniye zayırıp güzel maçlar var. aklınız yatanları değerlendirin. Herhangi bir kombin önerisi yapmadım bilginize. İlk mücadelem Katruhe mücadelesiyle başlayalım. Şimdi Braunschweig takımı kötü bir takım olduğunu ben her zaman belirtiyorum. Fakat son iki haftada ufaktan bir toparlandı. Özellikle kendi evinde Nürnberg'e 4-2 galip geldi. O maçta da Nürnberg oynuyordu. Arkadaki boşlukları her zaman söylediğim gibi Bundesliga 2'nin en kötü bitirici takımı bence zaten Bonschweig takımı. Pozisyona girebiliyor. Fakat girdiği pozisyonları bitirme yüzdesi çok düşük bir takım. Ama son dönemlerde biraz daha toparlandı. Özellikle Ujah diye bir eleman var sol taraflarında. Takımın şu an galiba en etkili isimlerinden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Son maçında da gayet iyiydi. Berabere kaldığı mücadeleydi. Hanover maçıydı sanırım. Deplasman'da 1-1 bir berabere kaldı. Hanover o maçta çok kaçırdı gerçekten. 1-1 gibi bir skorla bitti. Biz de değerlendirmiştik o mücadeleyi. Hanover'in 2 golü şeklinde. Kasruha'ya baktığımız zaman da onlar da iyi bir takım fakat son 2 haftadır gol dahi atamıyor. Son maçı 0-0 bitti ondan önce de mağlup oldu. Onlar da Braunschweig'ın o kendi evinde hızlı çıkan oyununa ayak uydurabilir diye düşünüyorum. Hatta maçın beklentisini söyleyeyim sizlere. Kasbuher'in burada 2-1'lik galibiyeti bekleniyor. Fakat ben ona gitmeyeceğim. Burada 1-40 gibi orandan idealden bir KG var tercih alacağım. Günün güzel KG var tercihlerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Bol şanslar. Galatasaray-Konya mücadelesi. Galatasaray son haftalarda bildiğiniz üzere güzel bir oyun sergiledi. Özellikle son 2 haftada. Özellikle son mücadelede sanırım bu sezonun ilk yarıda en fazla şutunu çekmiş en fazla rakip yarı sahada olmuş vesaire. Fenerbahçe'nin bay geçti bir haftaydı. E, hatta şöyle söyleyeyim, Süper Lig'in genel istatistiklerinde de sanırım zirvede olan bir takımdı. Galatasaray takımı İkili mücadele kazanma, rakip ceza sahasında buluşma, şut isabetli şut her şeyde Galatasaray takımı geçen hafta zirvedeydi. Biraz daha tabii ki oturması lazım. Bu maçta nasıl bir kadrolu çıkar? İkardi oynar mı? Mart, mer, ikardi oynar mı? Mata oynar mı? Muhtemelen oynamaz. Galatasaray'ın bütün gollerinde Gomis attı. Yine aynı şekilde Kerem Aktürkoğlu Akgün oynayacaktır. Konyaspor'da işte mevzu burada ne biliyorsunuz mu? Tamamen Konyaspor'un oyuncu oyun. Eğer Konyaspor oynamak istersen maçın skoru 2-2, 3-2 bu bantlarda geçebilir. Gollü bir maç oynayabilir. Fakat Konyaspor oyunu tempoyu düşürüp top çevirip oyunun temposunu iyice düşürmeye çalışırsa çok gollü bir maç geçmeyebilir. O yüzden gollere yönelmek bence mantıksız. Ben şöyle bir öneri yapacağım sizlere. Şu anda açılmamış Şimdi Galatasaray takımı Boy ve Arnold, Arnold gibi isimlerle birlikte özellikle bekler hücumda çok kullanıyor. Bu bekler çizgiye indiği için kornerleri çok yakalayabiliyor. Ondan ziyade Kerem ve Yunus Akgün de aynı şekilde çizgiye iniyor veya içeri çekip şut çektiği için Galatasaray takımı korner kazanma ihtimali yüksek oluyor. O yüzden muhtemelen 1.50 çizgisidir. 1.52 falan olacak. Ben Avrupa oranına baktım. 1.45 oranı vardı. Burada 1.50 bantlarında olur. İlk yer en çok korneri bence Galatasaray takımı kullanır diye düşünüyorum. Bu yönde bir ideal tercih var. Henüz daha açılmamış. Onun yanında eğer bir yüksek oran istiyorsanız da ya bu maç ne olur derken böyle kaçamak bir tercih yapılabilir. 1.83'ten de 2-3 gol tercihi bence alınabilir. Bol şanslar. Nottingham Forest'la full mücadelesi yine güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Ben Aston Villa maçı vardı onu almadım. Bu maçı aldım. Nottingham Forest son 3 haftadır şöyle baktığımız zaman da mağlubiyetlerin tadına varan bir takım. Zaten çok da iyi başlayamadı. Bir West maçını kazandı. Onda da şey oldu. Ya yalandan kazandı yani hak etmeli bir maçtı o West Ham maçı da Nottingham Forest'ın. Fakat sanırım Premier Lig'in en fazla para harcayan takımı ve en çok transfer yapan takım olduğunu söyleyebilirim Forest adına. Ee, takımın oturması lazım. Yani 17 veya 22 olması lazım. Bu kadar transfer yaptı. En çok parayı harcadı. Fakat ideal kadrosuna oturması tabii ki zaman alacaktır. Fakat burada Fulham'la oynayacaklar. Fulham'ın deplasman performansını iş göre fark ediyor. Deplasmanda biraz daha kötü olduklarını söyleyebilirim. Ki 2-27 gibi oran açmışlar. Kendi evinde olsaydı bu maç Fulham'ın 1.55 bandında bir oranı oldu Fulum'un. Fulum iyi bir takım. Fulum tarafından pek bir sıkıntı yok. Burada Nottingham Forest'un atacağı golü beklerim. Deplasmandan bence Mitrovic ön önderliğinde bir gol gelir diye düşünüyorum. Yine ben mücadeleden KG var tercihini aldım. 1.53 gibi orandan beklentiyi söyleyeyim. 2 birlik bir Fulum galibiyeti bekleniyor bilginize. Ama ben idealden burada KG var tercihini değerlendirdim. Diğer mücadele Real Valladolid ile Cadiz mücadelesi. Bakın analiz süper. İyi dinleyin. Tecrübe. Tecrübe analizi yapacağız. Nasıl yapacağız? Cadiz'in attığı gol var mı? Bakalım. 5 tane maç oynamış ve hiçbirinde gol dahi bulamamış. Bakın oyun analizi yapmıyorum. Günlerden ne? Cuma. Ters gün mü? Ters gün. Hiç gol atamayan bir takım var mı? Var. Bu takım gol atar. Analiz bu. Bakın şeye gerek yok yani. Bunu ufak değerlendirin göreceksiniz bence. Kadiz'in bu maçta gol atma ihtimali bence var. Cuma günleri ters sonuçlar çıkıyor. Ha şunu da söylemek istiyorum. Maçın normal beklentisini söyleyeyim sizlere. Bakın ekranda açık şu an. Karşımda kadroları, sakatlıkları, cezaları ve beklentisi. Real Valladolid takımı 3-0'lık bir galibiyet bekleniyor bu maçta. 3-0'lık galibiyet. Gol atamayan bir Kadiz takımı var. Ben burada Cuma günü olmasından dolayı bakın. Şunu da belirteyim. Kadiz'in son iki maçını izledim. Barcelona maçının özetini izledim. Pozisyonlara girdi. Ondan önceki kendi evinde oynadığı maçı da aynı şekilde izledim ufaktan bir kıpırdanma var da yani o kıpırdanma yetmez. Normal şartlarda yetmez ama ben cuma gün olmasından dolayı da ve deplasmanın atacağı bir gol artık yani 5 maçtır gol atamıyor. Deplasmanın atacağı bir gol burada 1.42 gibi oran açmışlar. Oynamayın ama bir takip edin derim ben bakın. Veya canlıdan da bir değerlendirme altına alabilirsiniz. Bol şanslar. Analizi bu maçın. Polonya ile Fransa mücadelesi çok güzel bir karşılaşma olduğunu söyleyebilirim öncelikle. Şimdi Polonya takımı daha dün Slovenya'yı yendi. Fransa takımı da burada İtalya'yı yendi. İtalya'yı nasıl yendi? İtalya maçı koparabilirdi. Celi Osman'ın bir son saniye kaçırdığı 2-0 vardı. İtalya maçında aynısı oldu. Garip bir turnuva oluyor. İşte kadro olarak baktığımız zaman da oranlar gayet normal. Fransa'nın kadrosu çok daha kaliteli fakat Polonya takımında bazı faktörler var. Bu faktörler ne? Ponitka. Takımın kaptanı arkadaşlar Ponitka. 2 maçtır takımı sırtlayan isimler, sırtlayan isim olduğunu söyleyebilirim. Diğer isimlerden de katkı geliyor fakat iki maçtır maçın yıldızı Ponitka oluyor. Takım gerçekten istekli, arzulu oynuyor. Ve özellikle dediğim gibi sadece tek bir isim Polonya takımında Ponitka. Avrupa'da olanlar şöyle bir değerlendirme de yapabilir. Ponitka'nın atacağı artı 17-18 sayılar bağımlılığına bir oran vardır sanırım. 2'ye yakın oranı vardır bir değerlendirebilir. Polonya takımında yıldız isim Remantlarda top çalmalarda sayı olsun bu oyuncu gerçekten öne çıkıyor ve takımın kaptanı ve takımı da yönlendiriyor. Dediğim gibi Fransa ne kadar şey olsa da kaliteli kadroya sahip olsa da ben burada Polonya takımının 12 fark yiyeceğini düşünmüyorum. İdealden 1-1 gibi orandan sizlere böyle bir öneride bulunacağım. Maç alt mı biter üst mü biter bilmiyorum. Çünkü Fransa'nın son mücadelesi ilk periyot 60 sayı oldu. ikinci periyot 20 sayı oldu mesela. Fransa böyle biraz garip bir takım. O yüzden ben burada Polonya tarafındayım. Polonya galip gelir mi bilmiyorum. Zor zaten. Bakın 1-13'lük gibi bir Fransa oranı var. Ama diyorum ki Polonya burada 12 sayı fark bence yemez bilginize. Son mücadelem Almanya ile İspanya mücadelesi. Çok güzel bir mücadele. Şimdi bakın burada ne yapacağız? Şimdi öncelikle isterseniz bakın tarihinde Şöyle son zaten 5 kere karşı karşıya gelmişler. 2006'dan bu yana. Daha öncesi var mı bilmiyorum. Her maçı İspanya kazanmış. Doğru mu? Doğru. Okey. Fakat ben geçen maçta biliyorsunuz. Yani katıl grubumla paylaştım yazı olarak. Almanya ile Yunanistan karşı karşıya geldi sanırım o mücadelede. Herhangi bir yanlışlık olmasın. Şuradan. Pardon. Eee. Alm Almanya ile Yunanistan doğru. 107-96 yendi. Ben o maçta ne verdim biliyor musun? Ben dedim ki Almanya Yunanistan çok favoriydi o maçta. Almanya dedim ki 8 fark yemez ideal bir oranı vardı o mücadelede. Aynı şekilde başarılı oldu. Neden? Çünkü mücadele arkadaşlar Almanya'da oynanıyor. Alm Almanya'da oynanıyor. Ondan ziyade Mercedes Benz Arena'da oynanıyor tüm maçlar. Ki Alman taraftar haliyle stadı dolduruyor. Stadyumu dolduruyor. O yüzden dolayı ben Almanya'nın bu maçta galibiyetinden ziyade İspanya'nın da o winnerlıktan dolayı bu mücadelenin üste gitmesini bekliyorum. 166.5 üstün oranı 1.50 gibi oranı var. Ben Almanya tarafına gitmedim. Çünkü İspanya gerçekten kaliteli bir ekip. İstediği zaman Rudi Fernandez gibi isimlerle birlikte özellikle son maçta Rudi Fernandez inanılmaz oynadı. Mücadelede 166.5 üstte 1.50 gibi orandan değerlendirme yapılabilir bence. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir. Toplamda 6 maçım ideal yüksek oranı Cuma olmasından dolayı yüzey miktarlarda değerlendirmekte fayda var. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.